Arkadaşlar merhaba, tatsız bir haberimiz var. Az önce duruşmadan çıktık. İkimiz de 4 yıl 2 ay hapis cezası yedik. İstinaf mahkemesine kadar serbestiz. İstinaftan karar aleyhimize çıkarsa... 1 yıl 10 ay cezaevinde geçireceğiz. Yani durum çok ciddi şu anda. Durum ciddi, haberiniz olsun. Merhaba arkadaşlar, henüz kafamı toparlayamadığım için okuyarak aktaracağım, kusura bakmayın. Öncelikle bu kararın hukuka, adalete ve sanata ne derece aykırı olduğuna girmek istemiyorum çünkü oradan çıkamayız. Biliyorsunuz bugün çıktığımız duruşma neticesinde 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldık. Bunun sebebi Ceg'in bu gece parçasında geçen sözler ve bu şarkının Epidemic Yapım'dan yayınlanmış olması. Türkiye'nin tek bağımsız hip-hop müzik yapım şirketi Epidemic Yapım'ın kurulumuna ve birkaç senedir büyümesine beni takip edenler çok yakından şahit oldu. Bu şirket bağımsız ve özgür müziğin önünü açmak için kuruldu. Daha önce bir sanatçı olarak özgürlüğümle alakalı başka şirketlerde yaşadığım sıkıntıları diğer sanatçılar yaşamasın diye kuruldu. Şu an bir sanatçı olarak değil, bir yapımcı olarak hapis cezasına çarptırılmış olmam, uzun zamandır hep bir ağızdan karşı çıktığımız pek çok müzisyen dostumun başındaki özgür sanata müdahale konusunun artık boyut büyüttüğünü gösterir nitelikte. Şu an yapabileceğimiz tek şey istinaf mahkemesini beklemek. Ki bu süreç 6 ayla 1 sene arasında gerçekleşecek. İstinaf mahkemesinden olumsuz karar çıktığı takdirde Ceg de ben de hapse giriyoruz. Bu süreçte başta pazar günü Beşiktaş'ta gerçekleşecek imza günüm olmak üzere hiçbir etkinliğimi durdurmuyoruz. Bu karardan önce ne yapıyorsak aynı hızda işlerimize ve etkinliklerimize devam edeceğiz. Yanımızda olduğunuz için müzisyen arkadaşlarımıza ve dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. Bu noktada sizin manevi desteğiniz bizler için çok önemli. Son gücümüze kadar sanatın özgür olması gerektiğini savunacağız. Teşekkürler. Kaç gündür burada işte eğlenmeye çalıştım, işte güldüm, dalgasını geçmeye çalıştım ama bu sefer gerçekten canım çok sıkıldı, moralim çok bozuldu. Server ve Jagged'ın hapis kararı yüzünden. Ne diyebilirim yani, çok çok acı verici yani. Bu insanlar hani sadece müzik yapmış, bir şey yapmamış ortada. Bir şey yok dışarıda, gerçekten bir sürü korkunç şey var, kötülük var yani. Yani artık böyle adaletten bile korkar oldum yani, öyle hissediyorum. Adalet kelimesi bile bana sanki korkutuyor yani beni. Çünkü sanki şansa yaşıyoruz gibi yani. Neden bu tip şeylerle ilgileniyorlar sadece? Biz magazin malzemesi olduk ya, olmak istemezken televizyonlarda bilmem ne. Sadece bu yüzden mi, uğraşacak bir şey mi yok yani rap dışında acaba, bilmiyorum yani. Ama artık korkuyorum, üzülüyorum, korkuyorum. Artık şakasını falan yapmak istemiyorum bu tip şeylerin. Çünkü o bile suistimal ediliyor yani düzen tarafından sürekli. Ne desem bilmiyorum yani. Umarım gerçekten adalet yerini bulur. Çünkü böyleyse çok korkunç yani. Resmen böyle rap'e karşı savaş açılmış gibi. Sanata karşı, özgürlüğe karşı. Ben korkuyorum yani. Umarım her şey iyi olur herkes için. Anam bir gün sordu bana neden işin yok. Hadi. Neden hayatında doğru dürüst bir şey yok. Neden içiyorsun hep, neden cebin boş, ona neden verim çok dedim, neden verim çok. Moruk hiç gerek yok, kıyasa alayı izilir aşırı gizlilir. Dedim ki alayı yapınca kapayı gezeriz aşırı eskili. Ama ne bulursak içiyoruz moruk ve kafamız aşırı yok. Ama en acemi biri bile bu raconu bilir. Sokak, yer, her şey yürür. Sen de az biraz da ilgi tattım, her ya da geç anlayacak beni bu şehrin dingil halkı. Asımlarında beyin yoksa işe yaramaz bir ki mantık. Bu şehirde bir daha asla olunmayacak birlik artık. Çok kompadonslar tanıdım, isimlerine çizgi attım, sahne aldım dedim ki bu anda asıl kafanda. Çünkü ben hayalperestim, benim bir hayalim var. Senin inanmadığın ama benim hiç bitmeden yıllardır planladığım. Doğduğumdan beri bulamadım hayatın bir anlamını. Bu yüzden tracklerimde öfke ve kin anlatır. Bazen gitmek istiyorum, elimdeki bu mic'ı bırakıp. Çünkü yaşamaktan bıktım, lanet olası aynı dramı. Belki de kaldı bu yarım, toparlanacağım artık uyarım. Oyundan çekiliyorum, bana dönek de saygı duyarım. Ama
Şimdi en geri kaçın, çünkü önüme çıkanı yıkacağım. Evet. Bu siktimin mikrofonunu tutacağım, sıkacağım ve bırakmayacağım. Önüme her ne bok çıkarsa çıkacak. Bu demirleri kıracağım ve bu kafesten çıkacağım. Çünkü bu bok benim, sahip olduğum tüm varlık. Ve hala ağır sikte şampiyonu ünvanım. Yağmur bana dedemi kaybettiğim dünyada. Tupak gibi bağırıyorum, sikiyim bu dünyayı. Benim hırsım deli hırsı, herkes bunun farkında. Ve yazdığım her şarkı aslında bunun hakkında. Bana unut diyorlar ama sürekli döndük sonunda, şimdi hepiniz ölmek zorunda. Oyun bitmedi, daha yeni başlıyor bitch. Arkana yazsan her şey yolunda. Şimdi yaptığım rock'ın adı ekstra hız. Buna bayılıyor her rapçi, gay sakız. Rap'im hamburger, adım da McDonald's.